Yayına bu şekilde girmemize rağmen bizi bekleyen bütün güzel insanlara selam olsun diyorum. Sizleri bol bol öpüyorum abi. Sırf şu şaka için bunu yapmam. Tebrik ederim. Değil mi be? İğrenç iğrenç. Kötü insanlara bir şey demedin. Onlar zaten ne Yok, olduğunu biliyor. ben yine de kimseye hakaret etmeyeceğim, boş ver. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Aşırı sulu bir girişle. Ya şey, bunu açıklayalım. Aslında normalde direkt girecektik. Mali'nin bilgisayarı bir güncelleme aldı. Onun bitmesini beklerken hani böyle bir komikliklerle, şakalarla gireyim istedim ben de. Hem de biz sene sonra ilk defa yani tam günü ve Hakikaten saatinde şanslım. muazzam zamanlama. Şanslıyız olsun. O yüzden biraz girmemiz uzadı. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Tekrar hoş geldiniz. İnanmadı adam ya. Kanıtları var. Fotoğraf çektim, gönderirim. Vallahi o sebepten. Kaç şarkımız var bugün? Bugün bayağı var abi. Çünkü şöyle, geçen hafta benim internet altyapımdaki problem yüzünden yapamamıştık. Geçen haftadan da işler var. Yine ölmüyoruz ha, iyi yani. Toplamda bir 20 parçaya yakınımız var bugün yani. Abi iyiydik, şarkı sonrası biraz daha az iyi. Peki. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bir duyuru daha yapayım. Yayın tekrarlarını, haftalık yayın tekrarlarını podcast olarak YouTube kanalıma yüklüyorum. Kaçıranlar oradan merak ettikleri şarkılara, yorumlarımıza bakabilirler. Önceki 4 haftayla beraber bunu da bugünden sonra yükleyeceğim. 4. hafta ve 3. hafta yüklü halde şu an YouTube'da. Podcast olarak yükleme sebebim de parçaları kesiyoruz ve şarkılardan telif yemeyelim mantığıyla. Hani kanalım kapanmasın diye. O şekilde düzenliyorum. Ama diğer yayınların tekrarlarını hani aynen burada ne görüyorsak o şekilde göreceksiniz siz de. Orada bir görüntüyü kırpma gibi bir durum olmayacak. Ufaktan başlayalım derim. Siz ne dersiniz? Sen ne dersin Mali? Bence de başlayalım yavaştan. Ara ara yani yorumlara da bakarız. Bir de bu hafta kaç şarkı var demiştin? 20'yi geçkin değil mi? 20'yi Şey geçkin ama yapacak yani mıyız? çok aşırı Hepsini... fazla değil. Tamam. Ya şöyle, o chat'e bağlı olarak şöyle bir şey de Onu... yapabiliriz. Onu bir söyleyeyim. Chat, eğer bir parçadan çok sıkılırsak abi lütfen aşağı geç yazın bana ya. Hani gerçekten hepimiz işkence çekmeyelim. Özellikle haftalık programında yer yer IQ'larımız çok düşüyor çünkü. Hem izleyici olarak sizin hem yayıncı olarak bizlerin. Seçim öncesi haftalık programı yapmayacağız kanka. Ben gidip Doğu Perinçe'ye basmak istemiyorum çünkü program çıkışı. Mesela kesin olarak böyle bir şey söyleyebilirim sana yani. Siyaset yasak değil ki işte, değil mi? Yo. Ay. Ya abi Doğu Perinçek zaten siyasetten Evet, sayılmaz. Doğu Perinçek zaten siyasetten sayılmaz yani. O zaman geçen haftanın parçalarıyla başlıyoruz açıkçası bu hafta. Mahoji, Kontra ve Anıl Piyancı boş geliyor. Sen başla. Başlayayım abi. Çok fazla bir yorum olmayacak zaten benden. Ben Kontra'yı diğer şarkılarına göre hani bayağı zayıf buldum önceki şarkılarına göre. Anıl zaten klasik. Anıl'ın yıllardır yaptığı flow ve kafiye şeması yani yine aynı. Onun dışında saçma bir şekilde Moji ben sanırım şeyle Muhammed Ali şarkısı kim neydi? Çato'yla'ydı değil mi? Sık sık Onunla çalışıyorlar. birkaç tane şarkısı var. Onun olan şarkılarına göre çok çok başarılı buldum ben bu şarkıda. Onun dışında beat konusunda senin yanında yorum yapmam çok doğru olmaz ama ben Yo, genel olarak estağfurullah. başarılı buldum. Estağfurullah, Yok olur ne mu öyle demek şey? efendim? Ne demek? Kişisel zevk Sizin gibi sonuçta. bir duayenin yanında. Ben genel olarak başarılı buldum ama beat'i. TRT'ye bağladı programı bir anda. Evet, ama bas yazamıyorum ben gerçi. Aa, yapma şimdi. Yok canım, bu kimseye laf sokmak falan değil hani. Mix yapan insanları ses mühendislerine gönderme aslında yani. Abi baslarımı lütfen silmeyin. Şaka bir yana başlayayım ben de. Abi beat'i ben beğendim. Hoşuma gitti. Açık konuşayım. Yani şu an trap beat'lerdeki hi-hat dizilimlerinden aşırı sıkılmış durumdayım normalde ama bu beat yakaladı beni yani açıkçası. Beğendim. Kontrayı normalde de ben çoğu insanın aksine fazla beğenmiyorum. Bu parçada da fikrim değişmedi. Hani yani abartılmış bir isim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani sürekli ben şöyleyim işte, benim egoma denk, şu denk, bu denk gibi hani tam sözleri hatırlamıyorum. Bu tarz göndermeleri var abi ama yine bahsettiğin kişi değilsin abi sen ya. Eminem'in Till I Collapse'deki ilk verse'ünü alıp kariyer yaptın sonuçta yani. Anıl Piyancı dediğin gibi her zamanki Anıl Piyancı ama ben bundan da çok sıkıldım abi. Yani çok fabrikasyon oldu artık. Hani Bugün nispeten... onun diğer şarkısını da dinleyeceğiz herhalde. Orada belki fikrim değişir. Dinlemedin sanırım onu sen. Program öncesinde bir dinlemek gibi bir hazırlık yapmadım. Hepsini ben bütün yorumlarımı programa saklıyorum çünkü. Mahoji normalde beğenmediğim bir isim. Bu şarkıda beğendim. Ama dediğim gibi fabrikasyon olmasına rağmen parçanın en iyisi Anıl yani. Tekrar dinleyeceğim bir parça değil. Hani 10 üzerinden puanlarsam ama 6,5-7, 6,5'tan 7'yi veririm. Onu ben de not alayım. En sonunda bu hafta iki şey var çünkü 2 haftanın şarkısı var. En iyi en kötü belirlerken unuturuz muhtemelen. Yok, o benim aklımda. Ben bu bir önceki haftaki işleri bitirdik diyeceğim. Orada yorumlarız seninle. Tamam, tamamdır. O zaman devam ediyoruz. Sıradaki parça o.
Parçova. Zaten yanlış okumamdan kimin geleceğini tahmin etmişsiniz. Parçova. Aynen. Konuşamadım. Sıradaki parçamız Aspova, Dur Dedik. Hazırsanız başlıyorum. Git. Evet. Orada mısın Baykan? Ben buradayım. Evet. Ya sende bazen gecikme oluyor ya, onun için senin konuşmanı bekliyorum. Önce parçanın bittiğini anlamak için. Ben o yüzden diyecek bir şey bulamadım, evet dedim. Hı, tamam. Ben özellikle ilk başta susuyorum ki hani sende bitip bitmediğini kestireyim diye. O aksamamız hala var mı? Biraz da onu test ediyorum hala yani. O sorunu bayağı aştık galiba ya. O Hez geldi. Hoş geldin. Selam. Selam. Bugün onun da Groza isimli bir parçası çıktı. Onu da dinleyeceğiz yayında. Hez'in Hez mi Hazel mı? Onu bir aydınlığa kavuşturalım hatta bir ara. Eğer kaldıysa elimizde ona da bir VIP'sini vereyim ben. Ver bakalım. Bana verdin değil mi? Verdim var. Ya zaten zamanla işte bu abonelik ya da işte izleme sayıları arttıkça ona da ek olarak Twitch sağlayacak ama şu an elimdekiler limitli olduğu için herkese dağıtamayabiliyorum. Benim için bana vermen önemli valla, ben aldıysam. Peki o zaman sen parçaya başla, ben bunu böyle de bir insan değilim yalnız. Yanlış tanıyacak insan. Ben bunu hallederken sen de başla. Ben kısaca şey söyleyeyim. Aspova benim normalde sen de biliyorsun sevdiğim bir... Şarkıcı diyeyim yani, rapçi. Zaten kendini öyle konumlandırmıyor çok fazla. Sevdiğim bir isim. Ben genelde de albümleri çıktığı zaman baştan sona bir oturup o gece dinliyorum ama ilk defa bir albümünü böyle baştan sona dinlemedim. O da bu albüm oldu. Onun da sebebi sanırım şu, sanki böyle her albüm aynı şeyleri dinliyormuşum, hissiyatına kapıldım yavaştan. O yüzden çok sarmadı. Beni böyle hızlı hızlı geçtim şarkılar. Hala daha bakmadım açıkçası. Hani Anıl Piyancı'da biraz önce konuştuğumuz şeyi yavaş yavaş hissetmeye başladım. O da bir tık üzüyor beni Aspova konusunda ama kötü demek değil bu kesinlikle. Sadece aynı şeyleri duymaya başladım gibi hissediyorum. Onun dışında bu şarkının bir yorumlarda da benzer bir şey vardı. Bir düğün mixini bekliyorum ben. Bir tane remix yapılabilir yani nakaratını. O zaman ben yorumu söyleyeyim. Abi beat'i gerçekten çok beğendim açıkçası yine. Bu hafta normalde evet, ben... Evet bu arada beat güzel, ben onu söylemeyi unuttum. Bu arada normalde ben genelde beğenmeyen taraf olurum genelde hani bu yayında ama bugün evet. Beat konusunda 2'de 2 gidiyoruz. Hadi hayırlısı. Aspova da benim beğendiğim bir isim ve şeye örnek vereceğim. Mesela dediğin gibi biraz tekrara düşme problemini ben de fark ediyorum ama şeye örnek vereceğim. Mesela Fight Club 2'de gerçekten abi melodik nakarat istiyorsanız abi alın bu çocuğu değerlendirin o zaman ya. Eğer amacınız prim değilse. Yine aynı yere girip uzatmayacağım, ayrı mevzu ama yani. Dövme şartını karşılıyorsa bence. Yani al yetenekse yetenek yani. Doğru notalardan okuyabiliyor. Hani autotune kullanmadan live'ını da izledim çünkü. Doğru notalardan okuyabiliyor. Müziği biliyor, o belli. Bu bizim Türk rap camiasında az görülen bir şey. Ben gerçekten bu çocuğu yetenekli buluyorum. Hani yani çocuk dediğim bunu küçümsüyor gibi görmesin kendisi. Kendisi zaten onu sevdiğimi bilen bir arkadaşımız. Aspova'yı ben gerçekten yetenekli buluyorum abi. Ha, daha iyi parçalarını dinledim mi? Dinledim. Ama bu parçayı da ben mesela playlistime alırım muhtemelen. Ya bir de işin güzel tarafı şey Aspova'da. Rap yaptığında da Rayman konusuna girdik ya, o yüzden söylüyorum. Hani Susamam da mesela yanlış hatırlamıyorsam 4 barlık falan bir şey vardı. Melodik bir kısım vardı. Giriyordu çıkıyordu mesela. Orada bile parçayı farklı bir yere götürmüştü. Her iki alanda da şey var mesela. YouTube'a koyduğu Ezel galiba hapse girdiğinde bir şarkı var. Bir verse'lük. Mesela o da muazzam. Hani her ikisini de çok iyi yapıyor. O yüzden Aspova benim normalde takdir ettiğim isimlerden biri. Ama işte bu albüm bir de bu şarkı beni çok sarmadı. Bugün ben beğenmeyen taraftayım. Anladım. Dediğin gibi bir yer değiştirdim bu arada. Ya şey, ben daha yeni bölümünü daha dinlemedim Aspova'nın albümünden. Hani bütün albümü hakkında bu yorumu yapmıyorum. Bu şarkı özelinde bu yorumu yapıyorum. Ama ve şey var. Evet, Tuğçe... ben de zaten öyle söyledim. Tuğçe'nin dediği doğru chatte. Nakarat okey ama rap gibi gelmiyor bana diyor. Ben de hani Aspova'yı dinlerken aslında rap dinliyormuş gibi yorumlamıyorum aslında. Çünkü bizim camiada kendisi de zaten kendini rapçi olarak tanımlamıyor diye biliyorum. Hani rap yaptığı bir dönem var ama şu son albümlerinde evet. Tamamen özellikle bir Matrix'in ilk serisinde bayağı synthwave denemişti hatta yani. Hani rap de değil yani bayağı synthpop denemişti aslında yani. Kendi söylüyor zaten canım şeyi. Beni rapçi olarak konumlandırmayın diye bir şeyi var yanlış hatırlamıyorsam. Demeci var yani. Ya kendini öyle konumlandırmıyor. Anladım. Yo, rap yaptığı ama işte Rayman'in rapçi olarak konumlandırıldığı bir yerde Aspova'nın rapçi olarak konumlandırılması biraz değişik kaçıyor. Ben Aspova'yı överken özellikle canlı sahnesinden dolayı da övüyor olabilirim. Çünkü şey var, gerçekten sahnesi en iyi olan bizim camia içerisinden gelen insanlardan bir tanesi. Kötü bir cümle kurdum gerçi ama anlamışsınızdır. Rapçi tamam, diyecektim tamam. Sonra ya, vazgeçtim. Şeyin, hani... Sende de şey hissiyatı var mı? Yoksa ben mi yanlış düşünüyorum? Böyle Ezel'in bir süreci vardı hani. Rap yaptığı ama rap dışı şeyler denediği, autotune'a girmeden önceki bir dönemi vardı. Ben hafiften, benzetemiyorum yani açıkçası. Hafiften... Yok, hafiften böyle Aspova'da da aynı yetenek, aynı
müzik bilgisi şeyini alıyorum ben. Ya onu kıyaslayamam. Ben de çok bence. anlatamadım demeye çalıştığımı ama Ben seni anladım da şey anladınız var. diye Şu yüzden düşünüyorum. kıyaslayamam. Ezhel'in bahsettiğin döneminde yaptığı şey ağırlıklı olarak abi reggae parçalardı. Hani o... Kıyaslamadığımı söylemiyorum ben zaten. Sadece hani şey dedin ya, piyasamızda çok fazla bu tarz müzik bilgisi olan, yeteneği olan insan yok diye. Oradan aklıma geldi, o yüzden söyledim. Diren hoş geldin bu arada. Sıradaki parçamıza geçelim o zaman. Deep Rise, Cem Adrian ve Şanışer, Kara Toprak. Çok pardon. Abi. Sinirim bozuldu. Abi bir dakika zaten bir bak Şanışer'in Assassin's Creed cosplay'i var. Klip sonlara doğru bayağı eti burçak reklamı oldu. Tarlada köylü teyzemizle buluşuyoruz, bisküvi yiyoruz falan. Ne oluyor oğlum? Biz ne izledik? Bayağı eti burçak reklamı. Hani eti virali vallahi almadım. Etivirelli televizyonda bakan aldı etiyle Ülker Virelli, sen alsan ne olacak o? Abi zaten Lil Aşık Veysel var parçada. Şanışer Assassin's Creed. Biz ne izledik, ne dinledik oğlum? Çok sinirim bozdu. ASAP Veysel değil mi? Aynı espriyi daha Var önce mı de bir yaptım yorumum böyle? gerçi. Sessiz mi kalacağız yoksa? Ben sessiz kalmıyorum oğlum. Şu an bayağı ağır eleştiriyor gibi bir şeyim yani. Abi çok kötü. Bak Cem Adrian'ı falan çok beğenirdim de çok kötü yani. İyi bir yer yok Ben parçada. üç ismi de çok severek dinliyorum da. Ben Deep Rise dinlemiyorum da hani çok bir fikrim yok haklarında yani. Ben dinliyorum da. Ama gerçekten hani bir de Aşık Veysel'e öyle bir şey yedirilmiş ki ya. Hakikaten ASAP Veysel yani hani. Dişlerde grill var böyle gözünün önüne getirsene rahmetliyi. Şu an tamamen sana oynuyorum of, oğlum hakikaten biz ne izledik lan? Her şey var ya. Şey ya yani bayağı kumpir yapmışlar kanka. Vallahi bak kumpir. Hani, hani Kumpir. Aşık Veysel var. Azıcık ondan ver. Cem Adrian var. Mahmut Orhan ver. Rap ver. Bisküvi reklamı ver falan. Bayağı böyle. Ya iyi bir yorumum yok abi parçada yani. Benim hiç yorumum yok ben. Farklı bir dünyadayım şu an. Ya da öyle bir çıtayı öyle bir yere koymak ki eleştiremiyoruz. Hani iyi ya da kötü anlamda laf söyleyemiyorum yani. Yani arada kaldım ben Ben şu an yani. cidden bu arada ben cidden arada kaldım. İlk böyle ortasına sonlarına gelene kadar iyi mi kötü mü karar veremedim. Şu an kafam karmakarışık. Hiçbir şey anlamadım ben şarkıdan. Garavel Usta'nın karışık Beynim durdu. kaseti. Megami. Karışık var mı? Sem güzel espri yaptı abi sağ olsun hakikaten. Enstrümantalini versene dinlerim dedi Honeyway 808. Yani enstrümantal olarak belki ama şu haliyle abi hayır ya. Gerçekten kötü. Sevemedim. Sıradaki parça. Ece seninle istiyorsanız geçebiliriz. Chat'ten tepki geldi. Ben de sadece bass moddan çıktığı için merak edip listeye almıştım. Hiçbir fikrim yok. Sırasını değiştirebiliyor muyuz? Üst Ya, üste iki tane darbe yemeyelim. Korktum ben biraz. direkt geç geldi abi. Tamam. Herkes geç dedi yani. Bir tane bakalım diyen yok. O zaman devam. Okey. Gerçi sonrasında da daha iyi bir şey vaat edemiyorum sizlere ama o zaman yeni sıradaki parçamız Sehabe ve Resira 12. Hakikaten yani dediğim gibi bugün biliyorsunuz yeni gelenler için tekrar edeyim. Bazı şarkılarda gerçekten hem çok fazla enerji hem çok fazla IQ kaybediyoruz. Bu sebeple chatte oy birliği sağlanırsa şarkıları geçiyoruz. O yüzden bu şarkıya da geç Kanka hakkımızı kullandık. şey yapabiliyor muyuz? Bu Şahan'da vardı. Kenarda metre oluyordu şöyle ekranın köşesinde. Ondan ekleyebiliyor musun? Biraz kurcalarım. Belki öyle bir beklenti vardır. Böyle enerji metre, cringe metre falan gibi bir şey varsa. Allah'tan ezan okunuyor şu an var. Chat'te. Burada niye okunmuyor? Clinian, Sanki hoş her yerde geldin aynı anda abi. okunuyormuş gibi bu kadar boş bir soru olamaz ya. Belki adam Malezya'da yaşıyor ya hakikaten yani. Abi yine de yorumlamak ister misin yani? Herhangi bir yorumda bulunmayacağız muhtemelen. Çünkü iyi bir tarafı yok parçanın. Ya ben şunu söyleyeyim, sanırım bu Seyabe'nin yanındaki Resira'ydı değil mi? Evet. Galiba onların, hatta bu galiba durdurduğun yerdeki Instagram videosu ya, yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç ay önce böyle bir video eklemişlerdi, ben orada bir merak etmiştim acaba nasıl bir iş çıkacak diye. Çok etmesek de olurmuş yani. Kanka Ya bir hep de söylüyorum. izlemedik. Hep söylüyorum. Sen iyi niyetinden kaybediyorsun. Şu Instagram storiesinden beklentiye kapılmak ne demek ya? Bacım beklentiye kapılmadım. Yani merak Yani. ettim dedim sadece. Ama özel hayatımda da hep. Neyse. Peki. Oğlum çok sinirim bozuldu bugün. Bu
Söyleyeceğimi de unuttum. Klibin sanırım izlemedik orayı da bir yerinde ben sana şey dedim hatırlıyor musun? Klipte sanki bir sahnede araba ileri gidiyor ama geri geri gidiyormuş gibi yapmışlar. Keşke orayı da izleseydik ya. Abi yok. Ama neyse ölmeyelim şimdi. Yok yok. Sonra bakarız bir daha. Ben bir, bu kadar IQ kaybıyla bir sonraki seçimde Doğu Perinçe'ye oy vermek istemiyorum. Bunu en başından söyledim sana. Bir. Popçuysan pop yap diyor. Pop'tan farkı yok şarkının. Evet. Yani zaten SHB çok güzel çelişkilerin evet, insanı değil midir hep? Ama hakikaten ben ilk Korona şarkısını ondan bekliyordum. Hala yapmadı abi. Korona bitecek. Umarım. Hala yapmadı. Teşekkürler SHB. Beni yanılttın. Sevgiler. Ben de Joker'den Korona'yı dis bekliyordum. O gelmedi. Peki. Sıradaki parçamız. Miraç güzel. Dini bütün solcu. Az önce bir az önce bir şarkıya yorum geldi ya enstrümantal verseler dinlerdim diye. Ben aynı yorumu bu şarkıya yapmak istiyorum. Tamam peki. Ama ben chat'tekiler yani bu şarkı devam ederken chat'te yazılanlara çok güldüm abi. Dini regi. Ben de onlara bakıyorum ona göre. Allah'tan ezan okunuyor şu an burada. Burada da var. Yeni başladı. Acaba ikimiz de İstanbul'da olduğumuz için olabilir mi? Olabilir. Ama ben de daha yakınım. Doğru, sen doğudasın. Ben doğuluyum çünkü. Bir yorumları okuyayım önce. Ya ben... Ondan sonra yorum yapacağım. Abi. Baho demiş ki, abi kürdan kollar gibi şaheser olacak bir parçanın içine eden adamsın ya. Kabul et, Vek MC'sin işte. Para için satmıyorum falan. Sal valla. Artı bir. Hemfikirim. Ben eleştirime şöyle başlayacağım. Chatte yazılanlara bir şeyler ekleyeceğim. Direncan demişti ki, biraz yukarıda kaldı hemen bulayım. Regi niye olmuyor Türkçe'ye? Ateşi Yak iyiydi Türkçe? Gerçi, Sattas da iyiydi gibi örnekler vermiş. Abi bu parçada birkaç hata var. Bir, kendisinin sesi yatkın değil. İki, fazla regi dinlememiş belli çünkü drum kit dizilimi ve kullandığı tonlar kesinlikle regi tonları değil. Bu baştan kaybediyor. Hani arkadaki groove'u yansıtamıyorsun. Ona Ozan da aynı şeyi söylemiş galiba. Prodüksiyon kimin bu arada? Onu... Kanka ona şu an bakamayacağım çünkü Watch Together'dan tamam, bakıyoruz. Tamam tamam çok zorlamayayım. Yani, tamam. O şey çünkü biz YouTube'a bunun tekrarlarını koyacağımız zaman oradan zaten parçaya gidip insanlar bakabilirler. Tamamdır. Yani bu parçaya da iyi bir yorum yapamayacağım. Hani dediğin gibi enstrümantal olarak fena olmayacakken mahvolmuş bir iş var elimizde yani. Miraç yine aynı sevimsizliğinde. Bu kadar. Benim ya bence iyi niyetli bir deneme ama... İyi niyetli bir deneme. O kadar yani. Ya sana tek bir şey söyleyeyim. Ya aslında gerçekten bu arada gerçekten çok güzel Türkçe regi şarkılar var. Hı hı. Ama evet. Ben şarkıyı gömemiyorum çünkü regi olan zaafımdan dolayı büyük ihtimalle. Hı hı. O yüzden yorum yapmadan geçiyorum. Ben sana sadece bir yine arkadaş tavsiyesi vereceğim. İyi niyetli bir deneme dediğin işin arkasında Miraç varsa orada iyi niyet yoktur abi. Bunu öğren. Teşekkür ederim bu kişisel gelişim evet, ben seansımın bugün, sebebiyle teşekkür ediyorum. Bugün tamamen sana oynuyorum. İşte iyi niyetli bir deneme diyorum abi. Kötü yani işte. İyi niyetli bir deneme. Sıradaki parça... tamam peki. Sıradaki parça Ronasay Pardon. Benim bugün sinirim bozuldu. Bende mi bir sıkıntı var yoksa genel olarak şarkılardan mı bir... Oğlum parçaya var? Gireceğimiz yerde bir ekleme yapma. Sonra... Sonra podcast editlerken bana ekstra iş çıkarıyorsun, yapma. Sen bana oynuyorsan ben de sana oynuyorum abi, yapacak bir şey yok. Peki, teşekkür ederim. Sıradaki parça Ronasay Pardon. Mali, lütfen. sıradaki parçamız Ronasay Pardon. Abi erken kapattım. Sonra enstrümantal kısımda o hi-hat rola daha fazla dayanamayacağım. Başından beri beynimi vuruyor çünkü abi. Çok rahatsız etti. Mali? Buradayım. Transa geçtim. Pardon, böldük. Yok önemli. Ben valla şarkı başlarında pardon diyorsun. 2 saattir bana söylüyorsun sanıyorum. Anlamadım. Şarkının adı Pardon'muş. Şarkının adı Pardon'muş. Şarkının sadece nakaratında benim hislerimi çok iyi yansıtan bir söz var. Sarmadı pardon diye. Beni sarmadı pardon. Aynı şekilde. Beni sarmadı pardon Rona Say'cım. Bu da sevmediğim işlerden oldu abi. Üzgünüm. Yani çok detaylı ama bilmiyorum. Ama hala bu hafta böyle leş bir iş yok sanki ya. Geçen hafta yapmadık da. Bir önceki haftaki gibi böyle leş diyebileceğimiz bir şey yok hala. Oğlum. Bence. Şanışer dinledik, Sehabe dinledik. Daha ne istiyorsun? Leş mi? Ya leş. Hatırlarsan çok daha kötü şarkılar dinledik ya. Oğlum, özellikle Sehabe'ninki neydi yani bir. İkincisi bugün özellikle şu yüzden aşırı detaylı girmiyorum şu an için. Çünkü bu hafta, geçen hafta benim internetim sebebiyle yayını yapamadığımız için bu hafta 2 haftalık bir playlist dinliyoruz. Yayının 6,5-7 saat sürmemesi açısından bu hafta detaylı girişmiyorum abi. Hani genelde beğendim beğenmedim veya çok ufak teknik yorumlarla geçiştireceğim bilginize. Tamam, SAB'ye katılabilirim şimdi.
linç yemeyeyim ama Cem Adrian'ı da gerçekten... Ya Cem Adrian'ın... Yani leş değildi o şarkı ya. Cem Adrian'ın normal kariyerine veya Cem Adrian'ın müzikal performansında leş demiyorum ben parça. Ama o parça çok kötü bir parça, Kara Toprak yani. Her neyse. Çok bölmeyelim. Sen sonra podcast'ta bana küfür etme, konuları değiştirdim diye. Tamam. O zaman sıradaki parçamıza geçiyorum. Biraz hız kazanalım madem. Bembüdü Tabula Rasa. Buna ben gireyim mi? Hı hı. Gir bakalım. Bir kere burada 3 nargile fazla bu ekranı yazıldığı gibi. Ama bak ne oluyor? Ne geçiyor senin oradan abi? Magandalarımız biliyorsun abi. Umarım ölürsün abi. Bir yere çarpar ölürsün umarım ya. Ya bizim evin, çok özür dilerim, bizim evin buraya geldin ve hareketli bir sokak falan da değil abi. Şurada 4 tane bina yaşıyoruz. Geri kalanı zaten dükkan yani. Kime neye yapıyorsun şunu ya? Bunlar yüzünden gece uyandığımı biliyorum. Hayır oğlum, hakikaten ben bunlar yüzünden gece uyandığımı biliyorum ya. Her yerde var abi, burada da var şimdi. Hadi sizin geri arası işlek yer oğlum. Dön. Hakikaten evden motor geçti ya. Tamam dur, sakin. Zaten kulağım delindi bir anda. Albüm çıkalı zaten bir hafta oldu. Ben zaten o gece hatmettim hepsini. Sabaha kadar uyuyamayıp. Albümün ciddi, yani benim için en kötü olan şarkısına klip çekmiş. O bile muazzam yani şu ana kadar dinlediklerimiz arasında. Şimdi şarkı isimlerini yanlış hatırlayabilirim. Roma bayağı başarılı albümde. Kamikaze vardı, o bayağı başarılı. Ya 5 şarkının 4'ünü çok beğendim. Bir tanesini daha az beğendim. O da bu şarkı. Ama yine de o bile şu ana kadar dinlediğimiz bütün şarkılardan daha başarılı yani. Hı hı. Ben genel olarak Ben Video'yu zaten seven bir insanım. Bu albümde iyice böyle hafiften fan seviyesine yükselmek üzereyim. Eyvallah. Bu albümle beraber. Albümün tamamı çok hoşuma gitti benim. Ekleyeceğim bir şey var mı? Bu kadar mı? Gireyim mi? Sen gir, ben belki sonra eklerim. Tamamdır. Çok uzak değil. Önce Emir Kemal 29'un söylediği bir yerlerden Jump by Walker esintisi alıyorum ama nereden olduğunu anlamadım dedi. Abi onu sana ben açıklayayım. Ben Bambidu'nun şu an çalıştığı yapım firması aynı zamanda Jambay ve Walker'ın da yapım firması, Velet'in de yapım firması. Genelde aynı kafa soundlardan yürüyor. Hatta normalde benim hiç tarzım değil. Oradan Dekrat'a yaptığım bir altyapıda ben bile bu sound'a girdim yani. Hani sipariş işi olduğu için açıkçası. Biraz o yüzden o hissi alıyorsun. Albüm çıkmadan önce benim dinlediğim 2-3 parça vardı Büdü bana dinlettiğinde. Benim en sevdiğim parça Kandan Ketçap olmuştu. Albümün kalanına hala çok ciddi bir göz atamadım. Ama albümdeki kötü parçalardan biri değil Tabula Rasa ya. Bence klip yakışmış. Çok tatlı bir klip çekmişler. Muhtemelen Cenan çekmiştir. Bakmadım infoya ama çünkü yine 358 yapım ve kokpit Cenan'la çalışıyor düzenli olarak çünkü. Cenan Çelik'le çalışıyor. Onun dışında yani şu ana kadar geçen haftadan zaten dinleyeceğimiz bir parça daha var. Şu ana kadar en beğendiğim iş bu. Hani ben müdür arkadaşım diye demiyorum. Kanka, gerçekten yanlış. Gerçekten çok orijinal. Hani bu bir sound'u var. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben şarkı kötü demedim bu arada. Albümdeki en az beğendiğim şarkıdır. Doğru, özür dilerim, ben yanlış anlamışım. Hani Bambu'da normalde de mesela zamanda yaptığı remixlerle olsun, kutu kutu kaşavide olsun gerçekten bizim camiadaki orijinal figürlerden bir tanesi abi. Tek üzüldüğüm taraf, onun da sebeplerini anlayabiliyorum, yine Rayman'le bir çalışmaya imza atmış olması Büdü adına üzüldüğüm tek şey. Ama o da paraya ihtiyacı var diye yapmıştır herhalde, bir fikrim yok bu konuyu konuşmadık hiç ama. Ha bu savunmak değil, beni üzen bir şey Twitter'da mesela. Twitter'da bir konuşma döndü ama şu an ezber hatırlamadığım için bir şey söylemeyeyim, yanlış bilgi vermeyeyim. Ama onunla ilgili bir açıklama yaptı. Yok o şey. Bu Fight Club sonrasında. Ha ben Bödü'nün açıklamasını görmedim de o konuşmada benden de bahsediyordu. Daha önce hani Enes Batur'la çalışma hikayesi mevzusundan benim de adım geçmişti hatta. Yani İF'in orada bahsettiği şey doğru hani. Bir bunu severek yapan insanlar var hani bu tarz çalışmaları. Bir de bizler gibi ölmemek için yapan insanlar var. İkisine aynı gözle bakamasam da yine de üzülüyorum. Yani ben kendim mesela dediğim gibi ben ismimi gizledim abi o parçada. Utanç benim için çünkü yani. Hani bir de Türk ve bir de bunu gurur duyarak yapmak Türk olduğu var. İçin yapanlar var. İşte aynen işte bir de bunu gurur duyarak yapanlar var. Bir de ben hani cebimde son 50 lira varken gelen teklif hani iyi bir teklifken mecburum yani o sırada yapmaya. İkisi biraz farklı geliyor bana. Devam edelim. Sıradaki parçamız Fünye, Can Göksel, Dorm ve Bendis Sokak. Başlayayım mı, sen mi başlamak istersin Malik? Başla abi, zaten muhtemelen aynı şeyleri söyleyeceğiz. Abi şöyle gerçekten parça... Çekte de benzer şeyler yazılmış. Evet. Evet, parça gerçekten aşırı dümdüz. Ve kamu spotu gibi işler artık biraz sarmıyor. Evet, vokale bakarsak Fünye beklediğimden iyi dönmüş. Yani o da çok uzun süre ara veren biriydi. Ve yani ben aynı tarzıyla döner sanıyordum. Biraz daha vokalini falan farklı kullanmış. Bu şaşırttı.
İkinci arkadaşla ben çok sıkıldım. Keza üçüncüde de çok sıkıldım. Bendis umut vaat edebilir ancak özellikle kendisine tavsiye edeyim izliyorsa. Daha önce dinlediğim işlerine göre gelişme var ancak hala bence kayıt esnasında daha bir sakinleşmesi lazım. Biraz o heyecanını ben buradan hissediyorum okurken. Bir hani attı kovalıyormuş olayı var. Bunu engellemesi lazım ve üçünün de vurgulara çalışması lazım diye düşünüyorum. Yani o şeye giremiyorum. Onlar öfkeli bir şey yazıyorsa da ben dinleyici olarak o öfkeyi alamıyorum. Ve çok düz gidiyor. Sondaki scratchler de, scratch duymak belki güzeldi ama şey var. Yine hatalı oturtulmuş bir scratch abi. Hani beat'ten bağımsız gidiyor. Bu rahatsız etti. Birebir aynılarını söyleyecektim. Sadece düz gidiyor yerine stabil diyecektim. Yani o kadar. Bayağı stabil bir şarkı. Aynı yerde başlayıp aynı yerde bitiyor. Bir tek ekleyeceğim şey sanki belki benim kulaklık kaynaklı bir sorun olabilir. Bendis'in kısmı herhalde herkes farklı farklı yerlerde kaydetmiş. Kayıt kalitesinde de bir farklılık var sanırım. O biraz rahatsız edici. Bu Bilmiyorum sen hissettin mi onu ama. kulaklığınla değil, mix ile alakalı bir problem. Ya da işte kayıttaki İşte mix ile alakalı problem. ekipmanla alakalı da olabilir. Sen parçayı dinlerken farklı ekipmanları hissedebiliyorsan bu mix problemidir abi. Mr. Policeman 35, takip için teşekkürler abi, hoş geldin. O zaman Mali şöyle yapalım. İçinde bulunduğumuz haftanın parçalarına geleceğiz. En beğendiğin ve en beğenmediğin parçayı söyler misin geçen haftadan? En beğendiğim Ben Büdüm. Tartışmasız benim için. En beğenmediğim de 3-4 tane var. Aşırı kararsız kaldım. Seç birini ama. Seçemiyorum abi. Aşırı kararsız kaldım. Peki, çekimser. Bir ihtimal şey olabilir Şanışerlerin. Peki, itiraz etmem bu tercihe. Benim en iyi Ama işte bulduğum aradayım. Ben Müdü Tabularasa, en beğenmediğim Sehabe ve Restira 12. Açık ara böyle bende. O zaman bu haftanın parçalarına başlıyoruz. Tamam, öncesinde bir şey söyleyebilir miyim Tabii başlamadan? ki, tabii ki. Seyahat dememe sebebim de şuydu. Şarkından zaten çok aşırı büyük bir beklentim yoktu yani. Sadece merak ediyordum nasıl bir şey çıkacağını. Ama işte Şanışer'in şarkıda böyle 3 tane sevdiğim isim yan yana gelince çok 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 iyi bir şey bekliyordum. Sanırım biraz o yüzden onu tercih ettim. Anladım. Onu da açıklamasını yapmış oldum. Başlayalım mı, mola verelim mi chat? Ne dersiniz? Bir saati bulmuşuz. Benim keyfim iyi ama siz bilirsiniz. Bence de devam edebiliriz Emir Kemal'in dediği gibi ama tamam Aynen. başla dendi. O zaman devam. O zaman bu haftanın ilk parçası geliyor. Merks Fena başlamadık sanki ya bu haftaya. Şaka'dan. Sen mi başlıyorsun, ben mi başlayayım? Sen başla abi istersen. Aspava mı yapmış? Prodüksiyon Aspova'nın. Zaten Aspova ile beraber çalışıyorlar düzenli olarak. Merx benim potansiyelli gördüğüm gençlerden bir tanesi. Aspova'nın albümünde de beğendik denmiş chatte ama ben Aspova'nın albümünü daha tam olarak dinlemedim. Bugün dinlediğimiz klip parçası haricinde. O yüzden yorum yapmayacağım ama Merx'te potansiyel görüyorum. Kalemi biraz daha güçlenebilir ama sunuşu bence güzel. Hani flow'larını beğendim. Ya chatte de söylendiği gibi cidden parça kafa sallatıyor bence. Aa, Mesnefe gelmiş bu arada. Hoş geldin abi. Selamlar, hoş geldin. Bugüne bence iyi başladık. Bence ek olarak şunu söyleyeyim, süre olarak da böyle tam dozunda bırakılmış. Son Evet. birkaç haftadır hep ondan bahsediyoruz ya, gereksiz uzun şarkılar, gereksiz uzun bayıyor diye. O bir hoşuma gitti. Bir de nakarat da böyle son haftalarda hep senin de belirttiğin gibi böyle papağan nakaratlar vardı. Farklı bir şeyler duymak hoşuma gitti benim. Ben büyük ihtimalle yayından sonra ekleyeceğim kendi playlistime. Sıradaki parçamız Hazel Groza. Sincap Bey hoş geldin abi. Hiç sorun değil. Biz rap camiasında her hafta Mani ile beraber Cuma günü çıkmış işlere bakıyoruz genelde. Beni de şu an bayağı yakalayan parça bu oldu bugün ya. Daha diğerlerini dinlemedik bugün çıkan tabii de. Mali başlamak ister misin? Ben mi başlayayım? Devam mı edeyim? Ne dersin? Ben başlayayım. Şöyle, şu anda izlediği için söylemeyeceğim bunu ama son zamanlarda piyasaya girip beni böyle etkileyen bir iki isimden bir tanesi kendisi. 96 zaten muazzam bir şarkıydı. Onu da dinlemiştik önceki yayınlarda. Sonraki Türkçe şarkıları çok sarmamıştı. Burada da hafiften böyle Türkçe olan kısımlarda bir tık İngilizce kısımlara göre aşağıda geldi bana ama şarkı bence şimdiden erkenden söylemeyeyim ama bu haftanın en başarılı, en iyi şarkılarından bir tanesi. Bitti mi? Başlayayım mı? Ekleyeceğim işler var mı? Başta eklemek, ya çok uzatmak istemiyorum. Sen söyle, muhtemelen aynı şeyleri söyleyeceğiz çünkü Yok, tekrar tekrar olmasın. birbirimizi kesmeyelim diye diyorum da o yüzden sordum Tamam özellikle. tamam. Hani düşünme payında mısın, bitirdin mi onu anlayamadım bir an. Yok yok. Şöyle Hayzi abi ben şu açıdan çok takdir ediyorum. Hani İngilizce vokal yapma olayını gayet iyi kavramış bir MC arkadaşımız.
İşte bunu şu yüzden söylüyorum. Daha önce denenen Türklerin yaptığı İngilizce rap vokal denemelerinde abi hep şu problem oluyordu. Türkçe gibi düşünüp vurguluyorlardı yazdıkları sözleri. Hani iki farklı dil grameri var ama bu grameri göz ardı ederek sanki Türkçe vurgu yapıyorlarmış gibi yanlış yerde vurgu yapıyorlardı ve ben hani çok spoken word kafasında ve bu hissiz şeyler dinliyordum mesela. Hayes İngilizceyi çok güzel kullanıyor abi bu açıdan. Bu konuda bir hakkını vermem lazım. Türkçe vokalinde de ben flow'unu falan bayağı beğendim. Prodüksiyon kime ait bakmadım ama Hayes buradaysan aydınlatırsan bizi çok sevinirim. Prodüksiyonu da çok beğendim. Ya bana göre şu an Türkiye'deki en iyi 3 kadın MC'den bir tanesi. Daha çok yeni ama ben bunu söyleyebilirim abi. Çünkü vizyon olarak bahsettiğim kafayı yakalamış durumda hani. Yolun açık olsun Hayes bu arada hakikaten. Ben bir tane de böyle saf boom bap bir şarkı bekliyorum ya. 96'yı yaptı. İşte Türkçe de içeren. Tamam yapalım. Yaz bana beat'i atayım Hayes. Hakikaten tertemiz rap yapıyor ya. Hayati de demiş chat'te. Sıradaki parçamıza geçelim o zaman. Çünkü çok parça var. Tamam bir free beatmiş. Sıradaki parçamıza geçelim. Serveruraz Abi chat'te mükemmel bir yorum geldi ona gülüyorum. Denize düşen pitona sarılır diyor. Denize. Ya server şu an Piton'un nickini kullanmaktan nefret ediyor olsa da yani çok güzel şakaydı yani. Bu arada Dünkü server canlısındaki Simon olayı da çok güzeldi bu arada. ben başında bir selam verdim çıktım. Şeye geleceğim. Serveruraz'ın kullandığı Auto-Tune niye daha güzel geliyor? Abi çünkü geçen haftaki yayınlarda hatta geçen gün Kila Akan'a falan yardırdığım yayında söylediğim bir mevzu var. Bizim camiadaki çoğu kişi aslında müzisyen değil. Yani şu anlamda müzisyen değil. Size tavsiye edebilirim mesela. Educated Year'ın kanalında cumartesi günleri Ercüment Orkut, Ercüment abi, Soykan, Beneficus TV ve Educated Year çok güzel bir program yapıyorlar. İrtibat mikrofonu diye. İzleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız abi. Hani bizde parçanın kök notasını bilip ona göre okuyan bir sanatçı kolay kolay görmüyorsunuz çünkü. Server bu istisnalardan bir tanesi. Bilerek okuyor, ototunu mesela doğru notadan verdiği için iyi duyuyorsunuz. Olay aslında bununla alakalı yani. Maalesef Türkçe rap camiasında fazla müzisyen, hani o manada müzisyen yok yani. Ha dediğim gibi ben burada zaten Bununla insanları ilgili dinlerken, ben burada insanların işlerini dinlerken zaten olabildiğince bunu görmezden gelerek hani sadece rap vokal tekniğine bakarak yorum yapmaya çalışıyorum zaten. Yoksa burada sağ çıkamaz kimse yani. Hani bu kendimi övmek değil. Hani çünkü abi dinlediğimiz o Sehabe işinde falan abi detone olmayan yer mi var mesela yani anladın mı? O açıdan diyorum. Okan Bayülgen'in programında da konuşmuştu Server. Ben o gün zaten programdaydım biliyorsunuz. Ben de stüdyodaydım o gün zaten yani. Bizim kısım Bununla yayına ilgili çıkmadı ayrı mevzu ama ben de o konuktum normalde orada yani. bir tartışma dönmüştü işte Fuat Ototun kullanımından bahsetti. Server doğru notalarını okumuyorlar o yüzden okuduğun zaman aslında zor bir iş falan diye anlatmıştı orada da hatırladığım kadarıyla. Benim burada servere bir sistemim olacak. Abi İstanbul'da o iki tane oyuncu ya da manken olan kızı İstanbul'da denize atarak sağlıklarıyla oynamamalıydın abi bence. Kızların kapma ihtimali hastalık sayısını ben burada bilmiyorum çünkü abi hesaplayamadım şu an. Ama klip çok güzel. Yok be. Marmara'da şeyde Boğaz'da yüzüp karşıya geçenler var abi o kadar da. Bileyim Bu klip çok güzel bu arada özellikle. İstanbul'da denize girsem ertesi gün ölürmüşüm gibi hissediyorum ben çünkü yani. Yok abi çok giren var. Benim tanıdığım da var giren yani. Bu arada klipte Selim'in muazzam dansını alkışlıyorum buradan. Eğer bir şekilde giderse kulağına. Mali bir saniye bölüyorum. Hez demiş ki bu arada ekleyeyim yayına Tamam. ilk defa gelebildim. Bu kez yakalama şansım oldu. İyi kötü tüm yorumlar için teşekkür ederim. Özellikle merak ediyordum. Birebir yorumlarınız iyi oldu demiş. Hez rica ederiz biz teşekkür ederiz parçanın için. Ama klip ve göndermeler çok başarılı. Reymen'e olan gönderme olsun, Acun'a olan gönderme olsun. Hani klip çok güzel. Can Yaman vardı arada. Evet Can Yaman vardı. Klip çok güzel bir klip abi. O Şarkı da güzel. muazzam ya. Şarkı da Eski güzel. Olimpos havasını aldın mı? Tabii ki. Değil mi? Çok güzel. Server'i ben abi özellikle epidemik girişimi yüzünden de destekliyorum açıkçası. Hani bu yayınlardan bağımsız olarak. Birçok kişinin yapmadığı şeyi yaptı. Çünkü gerçekten gençlerin önünü ilk açan label'ı o kurdu Türkiye'de. Baktığımız zaman MOB ile beraber epidemikti yani. De MOB şu an sıkıntılı bir süreçten geçiyor gördüğüm kadarıyla. Yani Bu arada konuyu farklı bir yere çekmek istemiyorum ama Ben Fero'nun da ilk single'ı galiba Epidemic'ten evet. çıkmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Mahallemiz Esmer epidemikten çıkma abi evet. Server'in yeni döneminde yaptığı en iyi parça olduğunu düşünmekle beraber ben hala eski Piton dönemini özlüyorum açıkçası. Exotia hoş geldin Ben daha abi. önceki yayınlarda da söylemiştim. Bu yeni server yani server Rust Python'dan daha hoşuma gidiyor. Benim daha çok beğeniyorum. Ototun kullanımını işte konuştuk ya az önce Türkiye'de en iyi yapan isimlerden diye.
Benim daha hoşuma gidiyor açıkçası. Mesnefe çok güzel bir yere değindi abi, parmak bastı. O zaman ototünlü parçalarda prodüktörlerin bunu yanlış olduklarını bildikleri halde göz yumması diyebilir miyiz? Evet abi diyebiliriz, ya da ikinci ve daha korkutucu bir durum ortaya çıkıyor. Prodüktörler nota bilmiyor demek oluyor bu Türkiye'de. Muhtemelen ikincisi de. Muhtemelen ikincisi. Yani çünkü, çoğu için. Yani ben zaten şey değilim, hani bunu kendimi ayrı tutarak söylüyorum çünkü ben zaten ticari kaygıları olan bir prodüktör değilim abi. Ben bu hala çünkü boom bap yapıyorum. İstediğim şeyi yapıyorum. Hani bundan da şikayetçi değilim. Ama özellikle maddi kaygılarla hareket eden prodüktörler abi artık zaten şeyi bıraktılar. Hani üreticiliği bırakıp tamamen kopyalamak veya araklamak yoluna gittiklerini son dönemde burada dinlediğimiz işlerde çok görüyoruz Türkiye'de. Hani isim vermeyeceğim. Çünkü sadece bu bir kişiyle iki kişiyle sınırlı bir şey değil. Hani bu artık beni iyice zaten sorgulatıyor işlerini ne kadar ciddiye aldıklarına dair. Bunu nota bilmeyen prodüktör var mıdır? Maalesef var abi. Ben birkaç tane tanıştım. Özelden yazarım sana. Maalesef var. Yani çünkü mesafe şöyle bir durum var. Osman abinin, Duman Yağan, senin, benim ya da illa bizim gibi eski kafalı insanlar, eski kafa derken müzik zevki olarak. Bizim gibi eski kafalı insanlar haricinde yeni kafalarda da gerçekten hırsla bir şey yapmaya çalışan insanlar var. Bu kültürü severek yapmaya çalışan insanlar varken bir kesim insansa tamamen ticari kaygılarla bu işi yaptıkları için abi yaptıkları şeyin kökenine inmek, yaptıkları şeye dair fikir sahibi olmak, yeni bilgiler edinmek onları çekmiyor. Onlar ne tutuyor'ya bakıyorlar. Bu kadar. Maalesef. Bu arada nota bilmeyen prodüktör olması çok şaşırtıcı değil. Türkçe bilmeyen, dil bilgisi bilmeyen rapçiler var. O yüzden de işin o ayağı var yani. O yüzden Türkiye'de normal maalesef. Yani ben de mesela şey değil, bir müzik eğitimi almamışken abi artık hobilikten çıkıp da ben kariyerimi bu yönde yapmaya başlayacağıma karar verdiğim anda abi hani bir akademik bazda bir müzik eğitimi almasam da oturdum araştırmaya başladım. Müzik teorisi okudum, armoni öğrenmeye çalıştım. Hatta Türk musikisinde armoni kitapları falan var şu an evde. Murat Bardakçı'nın arşivlerden topladığı eski Türk musikisinin bugün bugünkü müzik bilgimizde yazamayacağımız notalara dair araştırma yaptım mesela. Ben bunu merak ettiğim için yaptım. Hani kullanamayacağım bir şey zaten. Benle aynı hevesi taşıyan sanatçı arkadaşlarımız maalesef çok az bizim camia içerisinde. Zaten kalitesizliğin kökeninde de bu yatıyor. Yani üreticiler kalitesiz ki dinleyici ne kadar kaliteli olsun. Hani Türkçe rap maalesef şu an ülkedeki en içi boş müzik. Maalesef. Çok üzülerek söylüyorum. Kanka bu çok kısır döngü ya. Yani son dönemi itibariyle tabii yani. Kaliteli dinleyici olsa kalitesiz iş yapamayacaksın büyük ihtimalle diğer taraftan baktığında da. Bu son olmayan bir tartışma yani. Aynen öyle. Ya talep arz meselesi, yapacak bir şey yok. O zaman sıradaki parçamıza geçiyorum. Critical bu civar. Evet Mali, sen mi başlıyorsun ben mi başlayayım? Abi ben çok kısa şunu söyleyeyim. Geçen hafta yapmadık yayını ama bir önceki hafta galiba başka bir şarkısını dinlemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. O şarkıya göre ben bireysel olarak daha başarılı buldum. Genelde okuduğum yorumlarda da sevilmişti şarkı. Hı hı. Sadece demin konuştuğunuz chatte de vokalin biraz önde olması, biraz değil de bayağı önde olması sıkıntısı var. O konuya sen girersin birazdan. Hı hı. Ama genel olarak ben başarılı buldum. Bu hafta kötü bir şarkı dinlemedik daha ya. Ya, abi, ya da geçen haftakiler çok kötüydü belki de. Evet, geçen hafta hakikaten çok kötü işler çıkmış bizim yayın yapamadığımız gün. Genel olarak bir iki istisna hariç. Onun da etkisi var bence. Çünkü bu bence ortalama bir şarkı bir. Ya bunu Critical ve bu parçanın prodüktörü hakkında söylemiyorum da abi gerçekten şu Hi-Hat diziliminden ben çok yoruldum ya. Artık yeni bir şeylere girsek mi? Cidden abi başım ağrıyor bir süre sonra benim bu ardışık vuran düzensiz Hi-Hat'ler yüzünden. Ha beat kendi canlısı içerisinde güzel bir beat eyvallah ama yani gerçekten artık hep aynı şeyi dinliyormuş gibi hissetmemizin altında biraz da bu aynı hi-hat'ler, aynı 808 kitlerin kullanılması da çok fazla yatıyor bence yani. Critical için daha önceki haftalarda söylediğim şeyi tekrar edeyim. Ototune'u güzel kullanan rapçilerden bir tanesi. Ha, nakarat, papağan nakarat. Yine papağan nakarat. Bu biraz benim için puan düşürecek bir şey. Ama Ototune'u doğru kullanıyor açıkçası kendisi de. Ama verse'lerde ben yine aynı şeyi söylüyorum. Verse kısımlarına ben yine sıkıldım. Ama ortalama bir parça yani. Daha önceki haftalarda dinlediğimiz şarkısı bundan daha iyiydi. Evet ya abi, tırt sıktı artık bu. Şu hayat rollerden çok sıkıldım artık ya. Ya ne güzel bak şeyler var. Yani jazz rap diye bir alt janrı var abi. Şeyler kullanılıyor, brushlar kullanılıyor. Drum pad'e brush sesleri atarak beat yapıyorsun mesela. Hani ya bu kafalara falan da girelim ya lütfen ne olur. Şu sound'dan çok sıkıldım artık. Genel olarak sanırım parça ortalama ama fena değil. Ve bu arada dediğim şey yanlış anlaşılmasın. Bu arada dediğim şey yanlış anlaşılmasın. Bu artık
bugün dinlediğimiz parçalarda artık burama kadar geldiği için ben bu şey yorumunu yapıyorum. Hi-hat'ler ve beat şikayeti yorumunu yapıyorum. Bu Critical özelinde bir yorum değil. Bunu lütfen yanlış anlamayın. Dediğim gibi bu genel bir sıkıntı artık ve aşırı fabrikasyona dönmüş bir canlı oldu Türkçe rap. Ben çok sıkıldım bu durumdan. Yapacağım yorumlar bu kadar. Critical içinse tekrar özet geçeyim. Güzel nakarat, sıkıcı verse'ler. Güzel nakarat dediğim papağan nakaratı ya, nakarattaki autotune kullanımı bazında aslında bunu söylüyorum. Kendi janrasında fena olmayan bir beat. Ortalama bir parça ama daha önce daha iyi işlerini dinledim yani arkadaşın. Ekleyeceğim bir şey yoksa sıradaki parçaya geçiyorum. Yok abi, ekleyeceğim bir şey yok. Aynı fikirdeyim ben de. Anlaştık o Yani zaman. şey kısmında sadece. Bir önceki şarkısına göre ben daha çok beğendim. Bu Anladım. da işte kişisel zevk meselesi. Aynen. Sıradaki parçamız Pi Şekil. Bir kez daha girmesin ne olur. Ha Yok tamam. yok, girmiyor bitiyor. Bu arada ben bildirimi kaçırmışım. 10 dakika önce Hazan mevsimi yani Nihat abi sanırım takip etmiş. Abi hoş geldin. Nasılsın? Abi evet parça bitmiyor. Bu parçanın hakkı 3 dakika 40 saniye ama bana bayağı böyle şey kısa film gibi geldi böyle hani 12-13 dakika sürmüş gibi hissettim böyle yani. EP var ortada aslında değil mi? Bir tane. Şey gerçekten bu parçanın hakkı 2 dakika falan ya. Uzunluğu çok sıktı. TikTok için yapılmış belli tutar da. Yanlış hatırlamıyorsam Instagram'da gördüğüm kadarıyla Müjde abla da Fuat abinin eşi Müjde Yazıcı Ergin aynı zamanda Radikal'de ve Diken'de yazıyordu bir süre öncesine kadar. Galiba klipte emeği geçmiş. Klip başarılı. Yer yer biraz pürüz yakalasam da başarılı sayılabilecek bir klip. Beat Kozmos'un belli. Yani tagini atmış zaten de. Hani tagi olmasa da Kozmos'un derim. Tam bir TikTok şarkısı yapmışlar. O açıdan tutar ama yani Pi hala Nicki Minaj mı olmak istiyor, kendi sound'umu mu yaratmak istiyor? Bu kararı verebilmiş gibi gözükmüyor ve bence bu kötü bir şey. Kanka ben başlamadan bir şey soracağım. Hazan mevsimi... Nihat abi, evet. Ha tamam, Nihat abi selamlar. Emin olamadım bir anda. Hatta senin için gelmiş ve bana küs şu Evet an. işte o yüzden emin olamadım. Bir korktum birden ne oluyor diye. Haklı olarak bana küs şu an. Ama... Biraz hayırsızlık yaptım ben yine son dönemde. Telafi edersin diye umuyorum. Başka bir yorum var mı senin şarkıyla ilgili, yoksa ben birkaç Abi şey evet söyleyeyim de bölmek istemiyorum. Sincap Bey'in ki o da çok sevdiğim bir yayıncı. Dediği gibi tam bitiyor derken tekrar başlıyor. Böyle hani loop'ta dinliyoruz parçayı sürekli. Bu beni çok yordu ya. Yani yolu açık olsun Pi'nin de. Hani uzun soluklu bir parça veya kariyer açıkçası beklemiyorum ben. Kalıcı iş. Çünkü bu kalıcı bir iş değil abi. Bunda hemfikir miyiz bilmiyorum. 2 ay sonra hatırlamayacağız gibi geliyor bu parçayı yani. Ben biraz daha farklı düşünüyorum ya. Linç yiyebilirim hafiften ama bittiyse yorumu söyleyeyim yoksa bölmeyeyim. Yo söyle söyle. Bitti benim yorum. En başta klipten başlayayım. Ben klip bayağı beğendim. Zaten ajansla çalışmışlar. Tabii belli. Öncelikle o bayağı hoşuma gitti. TBWA galiba ajansla. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu hani eş dostla klip çektirme döneminden çıktığımız için ben çok memnunum açıkçası. Öncelikle bir onu söyleyeyim. Benim aklıma takılan birkaç nokta oldu. Biri şarkı uzun, okey. Onu zaten bahsettik. Bir çok fazla sarmadı beni. Onu bir söylemem lazım. Takıldığım noktalar şunlar oldu. Ben şarkıyı genel olarak başarılı buldum bu arada. Eski Pi'ye göre daha başarılı buldum özellikle. Yani bu Server Rust konusunda bahsettiğimiz gibi. Şimdi şeye takıldım ben. Başta İstanbul Sözleşmesi ile başlıyor klip. Sonra klibin içinde Itilka Dynamitalar falan giriyor. Böyle bir Evet. orada bir hafiften Ya ne işte oluyor dedim. yani burada da Pi özelinde söylemiyorum kanka. İşte zaten şu var. Benim hep bahsettiğim Türk rapçi yetersizliği buradan kaynaklı. Çok güzel bir örnek yani. Çünkü başta İstanbul Sözleşmesi deyip aynı şarkıda yani çok zıttı hareketlerde bulunuyorsun. Zamanında şey vardı. Ceza'nın ben Amerikan rapi gibi kadını aşağılamam dediği şarkının devamında tam 60 defa falan motherfucker dediği bir şey vardı. O kabul edilebilirdi ya. Orada bir Ya her neyse şarkının fikir içinde baktığında ayrılığındayız. bir gönderme vardı hani şeyde. Da yani bu Kullanma sebebi biraz daha farklı. yok en kolay akla gelecek iki örneği veriyorum şu an. Yoksa araştırıp sana ben bayağı bir dokümanla arşivli gelebilirim hani yani bu yetersizlik Onu işte reddetmiyorum. bu yetersizlikten kastım bu. Abi hani yani bari aynı hani aynı şarkıda bari yapmayın ya. Hani zaten normal hayatınızda sürekli çelişkiler yaşıyorsunuz ama aynı şarkıda bunu yapmayın. Ve bu dediğim gibi Pi özelinde değil. Birçok rapçide ben maalesef bunu görüyorum yani. Şeye takıldım. Almancayı ben bayağı önce bıraktım. Yani o yüzden unuttum. Çok emin değilim ama oradaki gramerde ifike niye olacak? Yani benim bildiğim kadarıyla Almanya'daki rapçilerden şunu biliyorum. Ya fik dynamuta diye geçiyor ya ifike diye geçiyor. İkisini birleştirip bir şey yapmış. Ya Ama
Özel teşekkürler de videonun altında Fuat'ın adı da var. Herhalde öyle bir şey olsa uyarırdı diye düşünüyorum. Şey dikkatimi çekti. Ben bu Almanya'dakiler Türkçe söyle abi. Fuat abinin bu şarkıyı sonuna kadar dinlediğini zannetmiyorum öncelikle bir. Yani bilmiyorum, hani izliyorsa ya da bu yayın ona gidecekse, bu kötü anlamda değil ama hakikaten hiç onun tarzı değil çünkü, yani onun dinlediği şeyler benim dinlediğim şeylere daha yakın çünkü. Birincisi o var, ikincisi de ya Alman lisesi çıkışlısın, yani Alman lisesi dediğim şey İstanbul Erkek Lisesi çıkışlısın abi, hani Almanca senin öğrendiğin ana dilde o okulda, yani muhtemelen biliyorsundur bunu. Kim o? Sen Ben Cağaloğlu mezunuyum oğlum. İstanbul Erkek değil. Cağaloğlu Ben da de ülkeden Almanca. Pardon bahsediyoruz. pardon. İstanbul Erkek'e gitti kafa. Cağaloğlu da Keşke öyle olsaydı. ana dili Almanca olan bir okul değil mi? Şöyleydi. Hazırlıkta 24 saat haftada Almanca görüyorsun ama sonra Almancalar dışında Türkçe komple dersler. Anladım. Ama sonuçta hani okulun ana yabancı dil Ama eğitimi kaç sene geçti Almanca. abi aradan? Kardeşin Kaç sene geçti Almanya'da aradan? okuyor vesaire, hani şey diyorum, yani bu Almancayı bence Anladım anladım seni. hatasını sen böyle diyorsan muhtemelen doğru bir hatalı bir kullanım vardır, yani onu demek istiyorum. Anladım. Onun dışında şey dikkatimi çekti. Bu Almanya'dakiler Türkçe söz katıyor oraya. Biz Almanca söz katmaya başladık. Almanya'dakiler Türkiye oynuyor. Türkiye'dakiler Almanya oynuyor. Böyle değişik bir Abi zaten şey var. Bizde açıkçası şu var. sürece girdik. Almanya'da zaten gayet oradaki mainstream müzik de orada bayağı kötü durumda. Hani prestij olarak, kalite olarak. Türkiye zaten özellikle Almanya'dan ithal ettiği için her şeyi, benzerliği ben normal buluyorum. Ve bu arada Tuğçe şey demiş orada. Belki ironi yapıyordur demiş, hani o İstanbul Sözleşmesi ve parçanın içindeki kadın aşağılama kısmı için. Ben sanmıyorum, biraz kafiye olsun diye yazılmış gibi geliyor bana yani. Çünkü parça bir şey anlatmıyor, bir konsept yok yani. Genel olarak zaten kafiye şeyiyle onun üzerine oturmuş bir şarkı. Onun dışında şey dikkatimi çekti o. Yanlış anlamadıysam eğer çok kısık olduğu için yanlış anlamış olabilirim ama kadına taktığınız lakap kısmı var kısık sesle yapılan. Eğer anladığım gibi ise sözler orada o kısık ses göndermesi hoşuma gitti. Ya Hani kadının sesi duyulmuyor aslında bir şey yaptıysa eğer. o kısık ses çok kötü mixlenmiş. Ben çok rahatsız olarak, hatta bir yerde kulaklığı çıkararak devam ettim. Orada öyle bir detay varsa kaçırdım ben onu yani. Çünkü çok rahatsız etti beni yani. İşte bana öyleymiş gibi geldi. Onun dışında zaten bu yerli Cardi B olayı da yanlış hatırlamıyorsam bir gazetede haber çıkmış şarkıyla ilgili. Orada da yerli Cardi B diye geçiyor zaten. Yani bilinçli bir konumlandırma o. Yani ama Biraz ya önce ben bahsettin ya sen o bilinçli bir konumlandırma. Özgün olma taraftarıyım her zaman açıkçası. Bir şeyin yerlisi olmaya iyi bakamıyorum ben yani. Ya ben de aynı fikirdeyim seninle ama genel olarak şarkıyı ben beğendim hani linç yemeyeceksem eğer. Fena bir şarkı değil. Özellikle bütün klibiyle falan değerlendirilince başarılı bir proje Yok, olmuş. klip başarılı ve yani geçen haftanın işlerine baktığımız yayının ilk bölümündense yine de oradaki parçalardan daha iyi parça, ama yani ben tekrar tekrar dinleyeceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Ve sıradaki parçamıza geçiyorum. Ados Pay. Sen şarkı dinleyebildin mi? Gittin ama. Bu parçaya şeyde bakmıştık. Dün ben Mesefe'nin yayınına selam vereyim diye girdiğimde başta çalıyordu. Orada dinlemiştim. O yüzden zaten hani bu parçada gitmeyi tercih ettim. Sen başla, ben devam edeyim istiyorsan. Abi benim çok söyleyeceğim bir şey yok. Ben aşırı yoruldum. Bir de Ben neden Emircan İrek nakaratı onu hala anlamış değilim yani. de. Bayağı öyle çünkü yani. Evet. Ve Hatta ya özellikle şarkıyı hatırlamıyorum yani. Birebir aynı sana ile başlayan, aynı vokalle başlayan şarkısı var. Ben niye dinledim onu? O da ayrı bir soru işareti. ya Niye? şu açıdan mutluyum. Ados'un kalemi hala sağlam, verse bazında. İyi söz yazarlığı. Nakaratta mesela şey, yorucu bir nakarat, kötü bir nakarat ama Ados'u şu yüzden takdir ediyorum. O da sesini doğru kullanabilen sayılı rapçilerden bir tanesi. Az sayıdakilerden bir tanesi. Fazla bir hata yok. Bir yerde hata var. Bridge kısmında çok ciddi kulak tırmalıyor. Siz de fark etmişsinizdir. Orada hata var ama kalanında mesela bazı rapçilerin çıkamadığı yerleri autotune kullanmadan, melodyne kullanmadan denemiş ve başarmış. Hani bu açıdan geliştirilebilir düşünerek saygı gösteriyorum yani. Ama parça kötü bir parça. Ados'un çok daha iyi şarkıları var. Ben buldum bu arada hangi şarkı olduğunu. Nalan şarkısı. Sana bilmem ne bir şey bir şey diye başlıyor. Birebir aynı vokal. Geçen hafta onu rotada da gördük ya zaten direkt kimdendi? Rahmetli O vibratör şey hani adam. söz almıştı. Evet. Titreyen adam neydi vibratör? Vallahi ismi aklıma Azerbaycan. gelmiyor. Ha, Azer Bülbül Azerbaycan şarkısı. biraz ayrı. Aynen. Özür dilerim rahmetliden. Kerberos 1907 hoş geldin abi. Kendisi dinliyorsa özür diliyoruz kendisi. Kendisi dinlemiyordur bizi tabii ki de yani. İnşallah. Böyle umuyorum. Çarpılacağım. Özür diliyorum herkesten. Abi ismi aklıma gelmedi ya. O da birebir nakaratı almıştı ya.
Sırada o var Dilatör'de Berkant. demezsin ama yani. Sırada o var Berkant. Hani genel olarak parçayı beğenmedim ya. Ben de beğenmedim. Bir şey, Miraç demiş ki bak klip alma tam bu an için işe yarıyor demiş, evet. Açarım bir dahakine. Ben böyle aklıma bir şey gelmedi, çok saçmalıyorum, daha çok fırsat çıkar size. Sıradaki parçamız Joker, başaracağım ulan. Ben başlayayım mı Ali? Başla abi. Parça evet gereksiz uzun ve ben bizim buradan izleyen ya da yayını bir şekilde tekrarına bakacak olan rapçi arkadaşlarıma şunu demek istiyorum. Abi bakın. 5-6 dakikalık hatta daha uzun 10 dakikalık rock parçalar, funk parçalar duyuyor olabilirsiniz ama bunların bu kadar uzun olmasının sebebi müzikal değişimler oluyor orada. Atıyorum sololar girer, işte riffler değişir, melodi değişir, müzikal bir şeyler olur. Bizde loop'ta giden basit bir bu beat açısından konuşuyorum. Beat'te doğru düzgün bir değişim yok çünkü çok loop'ta giden bir melodi var. Bu loop'un üzerinde yaklaşık 4,5 dakika boyunca aynı nakaratı uzun süre döndürdüğünüz zaman abi çok sıkılıyor dinleyici. Gerçekten buna dikkat edin. Bu kadar uzun tutmak zorunda değilsiniz. Çünkü bu parçada 4,5 dakika anlatacak bir şey yok. Hani bu çok yoruyor abi. Kesinlikle daha kısa olması lazım. Birincisi bu. Bu genel bir duyuruydu. Beni bu parçada 4,5 dakika tutacak hiçbir şey yok. Joker'in her klasik nakaratları gibi nakaratları gerçekten beceremediğini düşünüyorum. Kötü bir nakarat. Verse'ler güzel, hakkını yemeyeyim. Birinci verse o kadar tutmadım ama ikinci verse'ü güzel yazmış. Flow'u da iyi orada. Beat, klasik Joker beatlerinden beni pek çekemiyor yine klasik olarak. Çok klasik dedim ama hakikaten öyle abi. Ama şarkı pek bir şey anlatmıyor ve bu anlatmadığı şarkı için uzun bir süre. Dediğim gibi rap vokal kısımlarda hani verse'ler güzel ama nakaratlar olmuyor abi. Bir şekilde bunu çözmesi lazım. Sanırım bu kadar. Yani kötü bir parça değil ama yani tekrar tekrar dinleyeceğim ya da playlist alacağım bir şey mi? Hayır. Ya o klibin başındaki geçiş vardı ya, ben orada bir şey oldum. Ha, güzel bir şey geliyor herhalde diye, ama sonra yine tek düze hale geldi. Nakaratı ben de hiç beğenmedim. Ama nakarat hariç tutarsak eğer, sanırım son zamanlardaki en iyi Joker şarkılarından bir tanesi. Çok sıkı bir dinleyicisi olmasam da. Ama hala şu bar sonundaki kafiyeleri, işte aynı flowlar, kullanılan aynı flowlar her şarkıda beni rahatsız ediyor Joker'da. Belki de o yüzden dinleyemiyorum, bilmiyorum. Bak, Tuğçe'nin dediği gibi chatte çok agresif değil mi? İnsanı gerçekten gereksiz sıkıyor demiş. Evet, Joker'in agresifliği de beni sıkıyor. O zaman Joker'e Beatmaker bulalım, kampanyası başlatalım. Kendisi bulur Sorunu abi ya. çözelim. Yani o kadar şirket var, şey var. Tercih herhalde diye düşünüyorum. Yoksa bulur. İlla ünlü olmasına gerek yok. Hani Joker bana beat lazım dediğinde birçok henüz ünlenmemiş prodüktör adayı bence değerlendirecektir bu fırsatı yani. Onun için Tercih değinmediğimiz bir meselesi. şey yok herhalde ya şarkıda. Aynen yani sıradan Joker parçası. Yani çok bir ekstrasını görmüyorum. Kötü bir parça değil ama kuraldaki verse'ü falan bu parçadan çok daha iyiydi yani Joker'in. Ben solo şarkılar arasında değerlendirdim bu arada, az önce dediğim hani Ha son tabii. zamanlardaki işlerin arasında en başarılısı diye sololar arasında değerlendirdim. Sadece hani Ya ben şarkının onu adı... çok özür dilerim Mali. Ben senin gibi daha önceki şarkılara bir kıyas yapmıyorum. Çünkü gerçekten sen de biliyorsun. Türkçe rapte böyle merak edip bakma olayı bu program konseptiyle beraber başladı bizde yani. Ben bir tek şeye takıldım. Şarkının adı Başaracağım Ulan. İşte en son bu ceza olayı oldu. Ondan sonra agresif bir yapı var falan. Hani sözlerde de onu aradım. Onu bulamadım. Tek söyleyeceğim sana ek olarak o. Sıradaki parçamız çok da fazla bir şeyimiz kalmadı. Sıkılanlar varsa az daha sabır diyelim o zaman. Sıradaki Şu yorum parçamız. çok güzel yalnız Baykan. Hangisi? Efendim. Baykan bir aydır kötü müzik dinliyorum dedi, yorumu sana gelsin. Peki. Sıradaki parçamız Döndüm Durdum Anıl Piyancı. Ne gerek vardı? Hani yani şu klibin sonundaki olaya ne gerek vardı yani? Niye ki yani? Niye füze attılar oraya Füze değil be, göktaşı düşmüyor mu? Füze mi? yani? Füze sandım ben de. Ben, uykum gelmiş de olabilir. Göktaşı galiba o. Yani ama çok gereksizdi neyse. Evet, meteor düşmese iyiydi. Şu an Ege yok yani haritada şu an. Öyle meteor düşerse muhtemelen biz de yokuz da. Yani Ege kesin gitti de biz hani Ege'nin düşeceği bölümüne göre ve meteorun büyüklüğüne göre belki sağ kalabiliyoruz hani. Belki o da. Neyse. Belki. bu konuları sevgili FETÖ'cü dediğim benimki yine ismini unuttum. Neydi o? Ona bırakalım. Barış Özcan. Abi adam Abi vibratör abi adam yani FETÖ'cü olmayabilir ama tam bir FETÖ'cü tipi var ya. O yüzden ismini de hep unutuyorum öyle hatırlıyorum.
Artık sen herkese lakap takmışsın aklımda. Bana taktığın lakaptan çok korkuyorum. Yok, sormuyorum yok, o yüzden. Yok. Hiç söyleme. Ben hiç insanlara lakap falan takmam öyle ya. Abi ama gerçekten adamın tipi... Lan vibratör dedin adama. Hayır yani sürekli titriyor dedim. Sen bilmiyorum deyince oradan belki yolu bulurum diye düşündüm. Farklı bir kafam farklı çalışıyor. Titriyor deyince anlamadım. Titriyor deyince anlamadım. Vibratör deyince anladım. Vibratör adam dedim öyle anladım. Abi ne yapıyorsun? diye bir soru var. Çok haklı bir soru yani. Şu klip almayı aç gözünü seveyim. Bunlar kanıt olarak. Değil mi? Şey abi ben başlayayım parçayla. Prodüksiyon kesin Can Volkan'ın değil mi? Mix de galiba Can Volkan'ın. Prodüksiyon yanlış hatırlamıyorsam Can Volkan, Alın Piyancı Ortak, davullarda canlı başka biri çalmış. O belli. Çünkü çok güzel sound. Can Volkan bu açıdan Türkiye'deki en iyi prodüktörlerden bir tanesi. Farklı soundları güzel yakalayabiliyor abi. Hani orijinal bir iş bu açıdan. Anıl'ın kalemi her zamanki gibi çok basit ve ben bundan çok sıkılıyorum. Hep aynı şarkıyı yapıyormuş gibi vokal giriyor abi. Hani bir şarkıda da biraz daha konsept üretmeye çalışsa çok daha memnun olacağım. İkinci verse çok kötüydü özellikle. Nakarat'taki mix bazında nakarat'taki bazı efektlerde parçanın yorucu olmasında bence büyük etken. Ama orijinallik bazında günün güzel işlerinden bir tanesi bence abi. Dediğim gibi o arda arda vuran hi-hat rollerinden artık o kadar sıkıldım ki hani şu beat'e sarılmak isterim yani açıkçası. Yayının başında Anıl Piyancı'nın hani bir sonraki şarkısında muhtemelen aynı şeyi söylemeyeceksin deme sebebim buydu aslında prodüksiyon Anladım. Anlamında. Anıl'ın konsept parçaları da var bakınız profesör. O parçayı biliyorum bak. Şey La Casa de Papel parçası değil mi o? Oradaki tamamen prim amaçlı yapılmış. La Casa de Papel şarkısı deyince aklıma SHB geliyor benim. Aynı kanal zaten kanka biraz Anıl'la ikisi. Anıl sadece SHB'ye göre daha kaliteli prodüksiyon bazında. Daha bütçeli yani en azından. Ya biri şey gibi düşün. Biri MGM, diğeri Avşar Film falan yani. Sinema bazında bakarsak. Hani bütçeler olarak. Herkesi karşımıza alacağız bugün. Böyle bir program bu. Abi ben bugün Emre Yücelen'e laf atmadım bir tek değil mi? Evet onu da at. Yerli Jones'ins diye. Ondan ya. Sonra devam edelim. Ona her programda biraz yükleniyoruz zaten. Boş ver. Yükleniyoruz değil abi. Beni katma işin içine. Ben doğru söylüyorsun. Yükseğe lakap takmıyorum. Abi yani her şeyi beğenerek clickbait kasmasından rahatsızım. Yoksa belki gerçekten çok iyi müzisyendir. Ama yani Emre Yücel'in özelinde rahatsız olduğum şey o. Abi, sen gidip Katliye Müşteki Tekmil verse'ünü övüyorsan abi ben seni ciddiye almam ya. Hani. Neyse devam edelim. Sen... Geçen hafta... Tamam peki. söyle. Ben senin üstüne oynayacaktım da. Yok tamam senin üstüne oynayacaktım da. Geçen hafta Mestefe hakkında söylediklerini de açıkla diyecektim de. Öyle bir şey olmadı. Yaşanmadı. Program kayıtlarımız olmadı. YouTube'da var öyle... yani. Öyle bir şey olmadı. Abi zaten bak, konuştuk herhalde bak, şarkı hakkında. Bak chatte de söylenmiş. Şey chatte de söylenmiş. SHB Anıl'ın az paralı hali diye. Çok net yani. Evet. O zaman chat'e baksın da. Yok chat'e bakıyordum bir de. Serkan Üstün demiş. Emre Yücel'in paralı inceleme yapıyor mudur sence? Geçen öyle hissettiğim bir videosu oldu diye. Abi paralı yaptığını zannetmiyorum ama şey var. Tık almak için YouTube'da hani biliyorsun özellikle reaction videoları falan ekstra tıklanıyor ülkemizde. Hatta Mesaleh diye bir adam var. Adam düz adam yani. Hani şey yok. Müzisyen değil, rapçi değil, prodüktör değil. Almanya'dan olması lazım. Bunu fark ettiği için Türkçe'de parçalarına gidip oh good, that's nice falan diyor böyle herif yani sadece ve hani 1 milyon 2 milyon izlenme. Ya YouTube trendler böyle bir şey çünkü abi. Kalite yok orada. Geçen bir bakalım dedik 4 saniye dayanabildik biliyorsunuz. Hani Emre Yücelen de biraz aynı yolda. Hani belki kendi verdiği şan derslerinde falan gerçekten başarılıdır bilmiyorum. Çok fazla takip etmedim kariyerini ama ya YouTube kanalında ve Twitch yayınlarında yaptığı incelemeleri ben hiç samimi ve dürüst bulmuyorum abi. Onun bir sebebi daha var bence abi. Özellikle Türkçe rap videoları onun kanalında bayağı izleniyor. Onu diyorum işte. İzlediği rapçiler de her hafta şarkı çıkardığı için neredeyse bir olumsuz eleştiri de bir sonraki videoyu izletemeyecek. Yine aynı kapıya çıkıyor yani. Biraz izlenme kaygısı var orada. Onu biraz diyorum. Değil bayağı. Biraz değil tamamen izlenme kaygısı var yani. Devam ediyorum o zaman. Rota Casio. Kız kendini feda et diye. O değil. Ben bayağı bir yerde klipte şey bekledim. It doesn't matter who we are falan bekledim. Seyretmiş miydin? Hatırlamaya çalışıyorum şu an. Bane Batman. Ben Rota Before Vendetta olarak şarkının adını değiştirilmesini öneriyorum. Bir ara direkt onu bekledim ama yani. Direkt o sahneyi bekledim yani. Yalnız ya ben, bu sefer bir sıkıntı var aynı anda konuştuk. Evet.
Bu sefer ama hakikaten klip yüzünden free rota diyebiliriz cidden bu sefer galiba. Ya ben şeyi yakalayamadım. Şarkı sözleriyle klibin alakasını çok kuramadım. Bende mi bir sıkıntı var yoksa klibe odaklanmaktan mı takip edemedim? Yok, ben de çok Ya da hiç alakasını alakası mı yok görmedim. onu bilmiyorum. Ben de çok alakasını görmedim. Bir de ilk verse'de bir yanlış saymadıysam 8 bar okuyup sonra bir boşluk var ya bayağı bir uzun süre. Acaba dedim şeydeki gibi, Vion'un albümdeki gibi verse'ü koymayı mı unuttular da boş kaldı diye bir düşündüm bir an. Yani şarkı olarak mı değerlendirmemiz gerekiyor yoksa kliple birlikte mi? Çok kararsız kaldım o yüzden. Klip bazında başarılı ama hakikaten bu klip can yakar. Ama işte bir önceki sebepten biraz yalancı çoban hikayesi, free rota diyecek kaç kişi bulabiliriz onu bilmiyorum. Ha, ben muhtemelen derim yine. Hani çünkü bu klipten girersin hakikaten Ya. abi yani. Bu şu ülkede. İşte acaba geçen sefer girmedim, bu sefer gireyim. Belki de onu deniyor bilmiyorum. Parçadaysa bu sefer enteresan bir şekilde klasik rota verse'leri duymadım. Verse'leri beğendim açıkçası. Tamamen tarafsız yapıyorum. Yani rota'nın daha önceki o skandalından bağımsız yorum yapıyorum yani. Verse'leri beğendim ama nakarat hani kolumda Casio ya da kolumda kas yok gibi duyulan o kısım beni çok irite etti abi. Hani onun iyi yapılmışı mesela şey de vardı. Doğu Akdeniz'den Acarkan'ın yaptığı Reddet parçası. Mesela orada çok daha iyisi vardı. Reteke yapılmış bir parçaydı o. Hatırlayamadım şu an onu ya. Yayın Şarkıyı sonrası yok. hatırlıyorum da Yayın sonrası yok. nakarat şeyi Mesela hatırlayamadım. hani orada o koro şeklinde bağırma hissi mesela çok daha iyi verilmişti. Çok şu ana baktığımızda çağ öncesi bir parça kalmasına rağmen o parça daha iyiydi mesela. Açıkçası iyi bir şey beklemiyordum. Daha önceki 2 haftada dinlediğimiz rota işleri beni hiç aşmamıştı çünkü. Onlara kıyasla daha çok beğendiğim bir iş oldu bu. Aynen katılıyorum. O kas yok konusunda ben şarkı dinlerken o kafiyeyi de yapacak sandım, yapmadı Allah'tan. Bir an korktum yani onu gelecek diye. Benim başka yorumum yok abi ekleyebileceğim bir şey yok. Son zaten baktığımızda 5 parçamız kaldı. Devam ediyorum o zaman. Tamamdır. Sıradaki parça Velet ve sanırım Giant diye okunuyor. 6 Iant yani 6 Iant diye yazmış ama o herhalde Giant'tır. Bu da şeyden çıktı. Black var ya yani Six Legs diye yazılan rapçi. Oradan özenmeyle bu ara ben bu şekilde kullanımı çok sık görüyorum bizim rapçilerimizde. Abi hep söylüyorum özgünlük lütfen lütfen lütfen. Abi kimse kusura bakmasın, chat kusura bakmayın. Ben daha çok tahammül edemedim. Bu ne ya? Biz ne izledik abi? Şarkı ne ara başladı? Ben onu anlamadım. Birinci Abi dakikada falan başlıyor şarkı zaten oğlum. lirikler muazzam yalnız. La 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 la. Aynı şekilde muazzam yazılmış. Başka bir şey yok ki şarkıda oğlum bu ne? Yalnız şarkı zaten şarkının adı Melodi. Oradan yakalayabilirsin yani. Abi yani beatlerime klip mi çekeyim yani? Böyle şey mi var? Bu ne oğlum? Umut Timur. Evet, Hoş geldin. Umut Timur ekolü. Çete mi geldi yoksa? Kendisini sevmiyorum abi. Çete Yok abi geldi, çete geldiysen çete nefret ediyorum. Lütfen çıkar mısın? gelmedi. Lütfen git bu kanaldan. Çete Çetemizde küfür edenleri ve Umut Timur'u. geldiysen. Abi geç istersen. Hadi diğer Abi şarkıya geçelim. bunun üstüne biraz konuşup gülmez miyiz ya? Abi Sen bilirsin bu eğer hani amacı ne ki abi? Bu ne yani? insanlar acı çektirmek istiyorsan. Yani klipteki kız gerçekten eşi, sevgilisi falan olabilir mi çünkü? Bir anlam yok çünkü hani. Başka bir anlam yok yani. Yalnız çok güzel yerde durdurdun. Ahmet Evet. Kural'ın Sıla'ya baktığı gibi bakıyor şu an. Birine benzettim kızı ben. Bilmiyorum kim ama. Neyse sıradaki parçamız. Hayalet featuring Motive Lambo. Ne diyorsun? Ben üç kısa cümleyle özetleyeyim mi? Hı. Sonra sana bırakayım. Motive'yi nakaratleş. Benim referans kulaklığı bozuldu. O yüzden normal standart bir kulaklıkla dinliyorum. O yüzden mi bilmiyorum ama sanki mikste de bir problem var gibi. Onu sen daha iyi Evet. yorumlarsın birazdan. Evet, o bende de ben de farkındayım Onun dışında hiçbir şey söylemem yani beni saran bir şarkı değil. onun. Motive'nin hatta son çıkardığı şarkılardan sonra neden böyle bir şarkı yapmış onu da anlamadım. Üzdü beni. Beklentim vardı bu şarkıyla ilgili. Zaten sen de dediğin gibi hep beklentilerimden dolayı kaybediyorum. Evet. ama kişiselleştirme ya onu. Ben onu müzik için demiştim. Yo yo yo. Ben anladım anlayacağımı sadece. Şey, nakarat gerçekten çok kötü. Sıkıldım nakarattan. Beat de beni bu sefer çok aşmadı. Uğur'un değildir umarım. Çünkü Uğur'dan daha iyi işlere, Umarım. çok daha iyi işler duymaya çok alışkınım. Motive beklentimin altında. Kendisi çok hype'landığı için beklentiniz var bu arada yani aslında. Rap camiasındaki dinleyicilerin beklediği patlamayı hala yapabilmiş değil kendisi. Ama hala da potansiyel sahibi böyle bir şey var. Kötü değil verse'ler.
Hayalet'in de Motive'nin de kısımları kötü değil ama nakarat ve beat beni hiç almadı abi. %100 katılıyorum. Tekrar dinleyebileceğim bir parça değil maalesef. Yani çok özenmeden biraz parça yapmış olmak için yapılmış gibi duruyor, evet. Chat'te böyle bir yorum var, katılıyorum. Evet, konsept yok abi. Genel sorunumuz bu ya biraz da. Evet, iddiaya girelim. Bu sene dinlediğiniz bütün parçaların %70'ini seneye hatırlayamayacaksınız demiş Sam Donam'ın. Haklı. Çok haklı. Sıradaki parça. İksir sallan. Klip. Of. Ne diyorsun? Senle başlayalım, ben biraz güleceğim klibe. Tamam. Klip zaten günün ikinci eğlenceli klibi işte. Bir bağmalar bir bu. Ben klip hakkında çok fazla yorum görünce merak edip dün dinledim. Ya muhtemelen klipsiz çıksaydı şarkıyı kapatırdım herhalde bir 20. 30. saniyede artık ne zaman başlıyorsa. Çünkü yani sözler aşırı basit. Chat'te mesela Tuğçe yazdı yanlış hatırlamıyorsam. Beynim çok iyi şu an. Chat'te Tuğçe yazdı beat ezel beatleri gibi diye. Ben ilk dinlediğimde aynı hissi sözlerde aldım. Sanki böyle ezel yazmış gibi. İşte şu an hatırlamıyorum bile sözleri, o kadar aklımdan çıktı yani. Ezel'e hakaret mi var burada? Hayır abi, ezel'e hakaret yok. Ben seni yakacağım bugün. Yak abi. Sen kendini yak önce. Vibratörler, FETÖ'cüler havada uçuyor. Beni biraz zor yakarsın. Yakmak istesem ben senin üstüne oynarım şu anda da istemiyorum. O kadar yani işte. Ben tek özeti benim için hani şarkı klipsiz çıksa dinlemezdim muhtemelen. Klipli versiyonunu da bir daha dinleyeceğimi zannetmiyorum. Parçayı sevmedim. İşte şarkıyı kapatıp klibini belki. Yani ama klip gerçekten güzel fikir abi, yaratıcı. Çok eğlenceli. Hani şöyle bir sorun var ortada, evet, ne anlatıyor? Hani şarkıyla klibin alakası, uyum, ne anlatıyor? Bu önemli bir soru ama yani klip enteresan bir tercih, güzel olmuş abi, yaratıcı. Ama şarkı için çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. 250'deki çocuk sana benziyormuş, bir bakma şansınız var mı ona? 250. Ya, ben çocuğu hatırlıyorum abi, bence alakamız yok ama neyse. Bu değildir değil mi? Bu 258. Bu. Peki. Herkes sallıyor abi, tek uyum bu, evet. Yorum gelmiş. Şey, Masakaydakiler seni vuracak zaten demiş Tuğçe bana. Yani beklerim. Hiç sorun yok. Sıradaki parçamız. Hazır mısınız? Biraz sizin canınızı sıkacağım çünkü. Kolera, umudunu kaybetme. Oh, kulağım acıdı. Kulağım acıdı. Ben çıkardım kulaklığı. Ben de çıkarıp fırlattım bir yerde. Gerçekten kayıtlarda var yani. Kolera, bence umudunu kaybet. Umudunu kaybet daha ablacığım. Bir de ablam. Bu abi, bu ninni gibi beat'i nereden buldun bir de? Aşırı merak ediyorum ya. Ya beat'in hani Sagopa gibi olsun demişler de olmamış yani Sagopa. Ninni gibi. Abi, başka şarkı var mı? Bir tane daha parçamız var. Bugün önemli parçalardan bir tanesi hatta da. Bununla bitirmeyelim ne olur. Yok, bununla bitirmeyeceğiz. Abi ya, ama bunun üstünde biraz konuşmak istiyorum abi. Hakikaten bakın, size bahsettiğim hani rapçiler müzisyen değil. Türkiye'de genelde yanlış notadan çok fazla okuyorlar falan diyordum ya. En büyük ispatı. Gerçekten kulağımız acımadı mı demin? Hani illa müzisyen olmanıza gerek yok bu dediğimi anlamanız için. Canınız yanmadı mı demin? Hep sorduğum soru bu. Biz Türkçe rap dinleyicisiyiz kardeş. Canımız yanmasın. Alıştık bunlar. Hani nakaratta gelmeden önceki kısımda da mahvoldum. Nakaratta bitti zaten abi. Her şey bitti bende. İyi bir yorumum yok abi. Küfür edecektim, son anda durdum. Bir şey bir de olsaydı Baykan'cım. Bir şey diyeceğim. Aramızda avukat falan var mı? Hayır, bizim ihtiyacımız yok. Avukat lazım olacak, bir şey söylemeyeceğim. Şunu merak ettim. Abi nafakadan ne kadar gelir alıyordur Sagopa'dan, nafakasından? Kolera. Bence yeter yani, müzik yapmasına gerek yok, o yüzden diyorum. Bir Şeyma Subaşı, Acun gibi bir kadar yüksek maliyetli olmasa da herhalde güzel alırsın ya. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Of. Keşke o güne geri dönebilsek. Al beatini. Kolera'nın... O muhabbete girmeyeceğim. İlk dinlediği rap gününe, ilk rap dinlediği güne cümle kuramıyorum artık. Geç Allah aşkına. Abi IQ kaybettik. Hepimiz çok ciddi IQ kaybettik yani. Of.
Sıradaki parçamız Sansar Salvo konuşamıyorum lan. Sansar Salvo Like This. Elimi gel. Sen mi başlamak istersin, ben mi başlayayım abi? Ben başlayayım abi. Önce 90 BPM ben ne alaka abicim diyordur büyük ihtimalle. Sırf kafiye olsun diye mi bir gönderme varsa ben anlamadım. Ben böyle hafiften bir eski Sansar havasını aldım gibi bir hissiyata kapıldım ilk verse'de. Sonra ikinci verse'de yine takara makara kukaraya geçince orada yine koptu bende. Bir de şeye takıldım yani, çok uzun zamandır bekletiyordu. Hani bir Like This değil de direkt This duymak istemiştim ben. O biraz şaşırttı beni. Yine 4 dakika çok uzun belgesel tadında. Bir takıldığım nokta şu oldu, sen güldün eğlendin ama güldüm, yorum eğlendim, yaparsın birazdan. Yapacağım yorum, merak etme. Şarkının bir yerinde şey, şimdi not aldım buraya unutmayayım diye. Yanlış almadıysam kilolu kızlarla dalga geçen, işte obeziteye gülen falan gibi sözler var. Ona ben de değinecektim, sen değindin. Anladım, evet, bunları söyleyip sonra da tipi benzer diye birini klibe koymak. Oraya değinecektim ben de aynı şekilde. Çelişki abi işte, demin konuştuğumuz çelişkilerden bir tanesi oldu. Ben en başta biraz teknik gireyim. Altyapı güzel, canlı enstrümanlar kullanılmışlar her yerde galiba. Hani dijital bir şey yok diye biliyorum, tamamen analog bir parça bu. İskender Paydaş klavyedeydi. Bir hatırladığım bir o var. Güzel beatmiş ama bence vokalle beraber bir mixlenirken çok karmaşık bir şey ortaya çıkmış. Yer yer böyle yoruluyorum yani dinlerken, hani kompozisyonun kalabalıklığından. Hani yer yer eksiltmeye falan gidilse daha güzel olurmuş bence. Teknik anlamda yapacağım beat üzerine yorum bu ama beat güzel. Sansar'ın son dönemde çıkardığı solo işleri bazında ya da işte makara tukaralara vesaire, o dislere falan gelirsek en başarılı iş diyebilirim ama yine de kötü bir. İkincisi, evet, yıllarca Fuat abiye kilosu yüzünden saldırıp işte ondan sonra Danla Bilic'i aynı şarkıda başka kilolu birisini Twitter'da linçlettiği için yüklenip de Kontkar'ın burnu üzerinden dalga geçmek, hani burun shaming ya da yapmak bence ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de evet abi şey yok bak, bu moda Türk rapçiler orada gördü muhtemelen. Öncesinde de benzer işler vardı. Ta El Akıllı J'lere, işte MC Şanlara falan gittiğimizde var o moda da. Disleştiğin kişiye benzeyen birini bulup onu klipte kötü gösterme olayı, artık sıkılmadık mı abi? Hani bunu Kul Savaş, Eko Fresh çok çok güler eğlendiğimiz bir dönemde, 2005 olması lazım, Dasur Tayal değil mi? Orada yaptı. Galiba. Güldük bitti abi ya, tadında mı bıraksak ya? Hani Fux zamanında bunu Sagopa'ya benzeyen birinde yapmıştı. İşte bu son dönemde Kadıköy ekibinde özellikle Kontkar göndermesini çok görüyoruz. Beta yapıyordu ama şey değil. Artık tadı kaçtı artık abi ya. Çok tekrara düşmesek mi sanki? Bir de bir şey diyeceğim. Yani Kila Akanların Nate Dogg benzetmesi gibi bir şey yaptın şu anda. Kusura bakma ama Eko Fresh, Kila Akan zamanındaki benzerlikler, kullanılan benzer tiplerle bu klipte kullanılan arasında bayağı ciddi kalite farkı var. Ne alakası var lan demek ki? Kullanım şekli açısından. Nate Dogg muhabbetiyle. Kullanım şekli açısından bildiğim bu şu anda şeye hakaret ya. Kila Akan nereden çıktı? Kul Savaşı hakaret yani. Ya sırf benim üstüme yürümek için şu an saçma sapan bir şey söylüyorsun. Birinde bir müzisyeni saçma sapan. Birinde abi, birinde YouTube fenomenine gelip Nate Dogg gibi hani çocukluğu kilise korosunda geçip müziğin içine doğmuş bir adamla kıyaslandı. Bir hakaret var. Diğerine diyorum ki aynı mantıkla hareketi bizim rapçilerin en çok gördüğü Kul Savaş başlattı. Hani klipte rakibime benzeyen birini bulayım da onu rezil edeyim diye. Artık sıkılmadık mı? Hep yapıyorsunuz diyorum. Bu aynı şey mi yani? Sırf beni tetiklemek için. Sinirlenme, sakin ol. sırf beni tetiklemek için giriyorsun bu topa zaten yani. Yok, ciddi söylüyorum ben bu arada. Yani şunu anlatmaya çalıştım. Niye sinirlendiğini anlamadım. Aynı Kul şey Savaş'ın değil. Kul Savaş'ın klibini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kul Savaş'ın klibini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Gömüyordu Eko. Orada benzer bir tipi kullandığı yerle bu klipte kullandığı yer arasında dağlar kadar fark var. Kalite farkı var yani. Ya her neyse. Ciddi bir şey söyledim dalga geçmiyorum. Abi bak, birinde zihniyetten bahsediyoruz, diğerinde müzikal bir şeyden bahsediyoruz. Kıyası yanlış yerden alıyorsun. Neyse boş ver, tamam. Sen benzetmeye takıldın, tamam peki. Ay. Abi aynı şeyi savunup cümleyi aynı evet, aynı şeyi savunup cümleyi aynı şekilde kullanmadığınız için kavga ediyorsunuz şu an denmiş. Çok doğru, evet. Evet, sırf beni tetiklemek için bunu yapıyorsun zaten. Neyse. Evet, bugünkü parçalarımızı bitirdik. Geçen haftadan Şehirbaz var. Atladığımız. Bakalım. O zaman sıradaki parçamız Şiir Dürüst Bir Başlangıç. Of. Özür dilerim beğendiyseniz ama ben çok yoruldum ve kapattım abi ya. Kanka galiba benim
Deminki şarkılardan sonra bir şey oldu lan. Kulağım kararmış oğlum. Ya. Vallahi ciddiyim, baksana. Ya oğlum tutma bizi ya, orada bir şey yaptın. Ne? Vallahi bir şey yapmadım gerçekten. Oğlum, ne git... olduğunu da anlamadım. Boya gibi ama gelecek bir yerde yok boya. Git banyoya bak. Bir kulağına mı bak. Yok kan falan bana. Yok. Böyle kırmızı bir şey var. Neyse. Neyse mi? Arayayım mı? Anlamadım abi, bakarım birazdan. Hakikaten kulağa kadar bir şey yok yani, kanman yok. Ya şey, şiirbaz devam edeyim madem, bir taraftan aklım sende sağlık durumun için. Yok yok, bir şey yok, boya da nereden geldiğini anlamadım. Anladım. Şey, abi bir gerçekten parça dümdüz gitti ve bir chatte de söylenmiş, 2011'de ne yapıyorsa hala aynısını yapıyor, kaç yıldır denk gelmemiştim de aynı hala denmiş. Evet abi, bu sıktı bir açıkçası. İki, nakarat facia. Gerçekten o dediğim tonlama mevzusundan dolayı nakaratta biraz bunda da acı çektim. Ama Kolera'nınkinden iyi. Yani muhtemelen Kolera'nınkinden iyi yani hala. O zaman bugünün... Benim şey hoşuma gitti. Bir... Devam et. Çok kısa bir şey ekleyeceğim. Arada bir kafiye öğrendiğim en güzel kelime kısmı niyeyse böyle orası kaldı aklımda bir ama hem beat aşırı tek düze hem verse'ler aşırı tek düze. O yüzden fazlasıyla. Çok sarmadı beni yani. Genellikle. Fazlasıyla abi. Ben de eklemiş olayım. Kısaca. Şey, o zaman sana şunu soracağım. Sence günün en iyi ve en kötü parçasını söyle. Bitirdik yayını çünkü. Tamam. Ben de raid bakayım bir taraftan. Sonra da kendiminkini söyleyeyim. Şöyle. En başta Vedat'e teşekkür ederim Ados'u kurtardığı için diyecektim. Kolera'nın şarkısını dinleyene kadar. Evet. Önce Vedat mi, önce Kolera mı? İkisinin de tamamını dinlemediğimiz için. İkisini birden alabiliyor muyuz? Al istiyorsan, hiç problem yok. Sen olsan hangisini alırsın? İkisinden birini alacağım değil mi sende? Ben Kolera'yı alacağım. Her türlü Kolera'yı alacağım yani. Kolera'yı mı? O zaman ben de Velet'i alayım. Değişiklik olsun. İki tane. Peki. En iyi de en iyi şarkı bence Groza ama en iyi proje şekil. Yani kliple beraber falan yorumlarsak peki. Eğer benim için. Peki, saygı duyarım. Benim için abi bu haftanın en kötüsü net olarak Kolera umudunu kaybetme. En iyi parça içinse ben de Haze Groza ve Server Bahamalar arasında gidip geliyorum ama hani Haze'in alınmayacağını düşünerek biraz da klibinden dolayı sanırım Server Bahamalar diyeceğim. Server Uraz Bahamalar diyeceğim sanırım. O zaman önümüzdeki yayında görüşmek üzere. Ben çok yakında takvimi açıklayacağım ve bu hafta içi diğer konseptlerimize de, diğer içeriklerimize de başlayacağız diye düşünüyorum. Yarın muhtemelen posterler falan geldi. Ben bir odamı düzenliyorum, yeniden dizayn ediyorum. Yarın muhtemelen onunla boğuşacağım. Pazar belki kafamıza göre bir yayın yapabiliriz. Sizi şimdilik Sonat'a gönderiyorum. Eğer raid kabul ediyorsa. Kendinize iyi bakın. Mesafe daha yayın açmamış. Mesafe yayın açınca çok selam söyleyin. Görüşmek üzere. Tekrar ayağınıza sağlık. Yayına geldiğiniz için teşekkür ederim.